العين تناديني فدعيني أماه دعيني أتركض روعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أماه دعيني. Ve bid'at ehli ve bid'atlar üzerine konuşmak istiyoruz. Çünkü bulunduğumuz bu yüzyılda özellikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde bid'atların çok zuhur edeceğini, kendisinin ve kendisinden sonrakilerin bile hiçbir zaman zikretmediği veya bahsetmediği bazı bid'aların Kur'an'da ve sünnette yeri olmayan bir takım uydurmaları, insanların icat ettiği ibadetlerin, amellerin, yapıların ortaya çıkacağını ve ahir zamanda Müslümanların onlara karşı tutumu davranışlarıyla alakalı bize kadar çok sahih hadisler ulaşmış. Rabbim nasip ederse inşallah biz de bugün bu konu üzerine duracağız ve Peygamber aleyhissalatü vesselam uyarılarını, nasihatlerini, bize özellikle emirlerini birbirimize anlatacağız, aktaracağız, ikaz edeceğiz. Çünkü bulunduğumuz bu yüzyılda biz her zaman söyledik, cemaat kavramı İslam'ın bir farzıdır. Cemaatsiz bir hayat olmaz. Müslüman bireysel bir hayatı sürmesi söz konusu değildir. İlle cemaat olması lazım. Ama aynı keza Peygamber aleyhissalatü vesselam geçmiş derslerimizde işlediğimiz üzerine de cehenneme davet eden, batıla davet eden, Kur'an ve sünneti kullanıp kendi hevalarına, kendi nefislerine insanları davet eden, hatta insanları kendilerine köle, kendilerine müşteri haline getirmenin hesaplarını yapanlardan bile bahsettiğinden bahsettik. Aynı keza aleyhissalatü vesselam ahir zamanda bid'a olan Kur'an ve sünnette uymayan, İslam'da yeri bulunmayan şeylere karşı mücadele vermek, onlara karşı dik duruşlu olmak, bu tarz bid'atların, bu tarz Kur'an ve sünnette yeri bulunmayan şeylere karşı bir Müslümanın inançsal olarak duruşunu sergilemesi gerektiğini de özellikle bize emretmiş. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir takım şarlatanların, bir takım yalancıların, bir takım Kur'an ve sünnette muhalif fiiller yapıp sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına dinde uydurmalar yapıp İslam'da olmayan şeyleri İslam'danmış gibi gösteren, hatta hadis uyduracak insanlardan bile bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki bu böyleleri çıkacak, onun için her konuda biz uyarılmışız. Bize de düşen birbirimizi uyarmak, birbirimize nasihat etmek, bu konularda yani bizi bozabilecek, bizi tahrif edebilecek, inancımızı tehlikeye sokacak şeylerden uzak durmak. Nitekim Buhari ve Müslüm'ün hadis numarasıyla 4 Darimi'nin sünnesinde 594, İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnette 9146. hadis numarasıyla verdi ve hepsinin sahih olduğu dedi. Aynı keza Peygamber aleyhissalatü vesselam, biz biliyorsunuz İmam Şafii Rahimullah ve diğer selef ve halef uleması Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam da hevasından konuşmadığını, onun din adına bize emrettiği şeylerin ya matlub ya da gayri matlub vahiy ile kendisine bildirildiğini, bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam adına hadis uyduran bir insanın sümme aşa Allah adına ayet uyduran bir adamla eşdeğer olduğunu ve hadislerin sıhhatini ve derecesini bilmeyip de hevasından bilerek kasten sünneti tahrif etmeye çalışanın da cehenneme gireceğini, cehennem ehlinden olduğunu söylüyor. Onun için ben özellikle sosyal medya kullanan kardeşlerime şunu her zaman söylüyorum. Bir hadisle karşılaştığınız zaman altında Hazreti Muhammed yazınca ona itibar etmeyin. Mutlaka senedi onunla alakalı, hangi hadis külliyatından veya hangi hadis kitaplarından alındığını, onunla alakalı ulemanın bakışını da öğrenmek lazım. Öyle aktarmak lazım. Yoksa sen her duyduğun sözü Peygamber aleyhissalatü vesselam altına yazan bir takım zındıklar, oryantalistler zaten sünneti itibarsızlaştırmak, Peygamber aleyhissalatü vesselamı davasını itibarsızlaştırmak ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinde açıklar oluşturup insanları sünnetten uzaklaştırma oyunları oynadıklarını biz biliyoruz. Böylelerine karşı sünnet konusunda hassas olmak lazım. Yok efendim bir takım alimlerimiz var işte eskiler böyle kendi uydurma zayıf hadisleri dile getirip de insanlar onlara senetleri sorunca da zorlarına gidenler var. Onların o sözlerinin bir mahiyeti yok. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam kendi adına yalan uydurulan, herhangi bir sözü taşıyan da o yalanı uyduran gibi olduğunu da söylüyor. Bizi bu konuda da uyarıyor. Hatta hadis numarasıyla men kezebe aleyye müteammiden fel yetebbev mek'adu minen nar diyor. Kim benden duymadığı, benden olmayan bir sözü taşır veya benden olmayan bir söz söylerse cehennemde yerini hazırlasın.
Yani kim Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi olmayan bir sözü peygambere atfeder, kendi batıl düşüncesini ve fikrini sanki Kur'an'dan ve sünnettenmiş gibi göstermek uğruna Peygamber aleyhissalatü vesselam adına yalan uydurursa aleyhissalatü vesselam mek'aduhu minen nar diyor. Cehennemde yerini hazırlasın. Cehennemde yerini hazırlamak nedir? Cehennemlik olduğunu açıkça söylüyor. Ondan dolayı hatta dikkat ederseniz bir takım böyle bid'atçı olan alimler efendim işte Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan olmasa bile bir hadis, bir rivayet işte eğer bir Müslüman buna kanaat ederse derse ki bu Resulullah'tandır işte evliyaullah veya Allah dostları veya filan alim filan kimse rüyasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmüş de bir uydurma hadis sormuş da sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki işte şu andan itibaren ben söylüyorum, ben söylemiş olayım, olmayayım. Her ne benden duyarsanız onu yutun, onu hadis kabul edin, onun peşinden gidin, onu ben söylemişim diyor ya. Böyle bir şey aslında tam bir sapıklıktır. Bu ne demek? Bu aslında nefsini kendine ilah edinen insanın nefsinin arzu ve hitabına uygun yollar açma girişimleridir ki işte Nebi aleyhissalatü vesselam men kezebe aleyya diyor. Kim yalan konuşursa üzerime müteammiden fel yetebev mek'aduhu minen nar diyor. Cehennemde yerini hazırlasın. Çünkü o insan peygamber adına yalan konuştuğu zaman ki bir takım belamlarımız bunu çok dile getiriyor. Uydurma, zayıf, senedi olmaksızın sırf işlerine geldiği, inandıkları sapık bid'atlarını doğruladığı için bir zayıf olan değil. Uydurulmuş hadisleri bile sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiş gibi hareket ediyorlar. Ama biz şunu iyi biliyoruz ki Müslümanların anayasası Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünneti tahrife yönelik her girişim küfürdür. Ve her girişim Allah'ın dinine ihanettir. Allah'ın dinine ihanet eden hiçbir insan ne Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmeti olma vasfını kazanır ne de cennete müstahak insanlar olurlar. Ondan dolayı gerçekten bizim bu konuda çok hassas olmamız lazım. Hadis konusunda, sünnet konusunda bir Müslümanın çok hassas davranması lazım. Bir hadisle karşılaştığı zaman senedini bilmek, zayıf mı, hasen mi, mürsel mi, mevzu mu, ne olduğuna kesin kanaat etmek, ona göre hareket etmek. Çünkü biz ehli sünnet ve cemaate göre bir hadis sahih değilse, hasen değilse veya mürsel olsun, zayıf ve mevzu olmama kaydıyla her nası alırız. Hatta onlarla amel etmeyi de dinin bir gereği görürüz. Yalnız zayıf olan veya uydurulan hadislerle amel etmek, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iftira etmektir ki bundan daha tehlikeli bir şey yok. Allahu Teala...